Merhabalar. Bugün yine sizlerin huzurundayız. Bugün yine farklı bir konu anlatacağız. Aslında anlatacak çok konu var ama zaman, zemin, mekan meselesi, münderecat kısıtlılığı önümüzde. Şimdi bugünkü konumuz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Atatürk Hazretleri ve Suriye meselesi. Suriye'yi ön plana çektik çünkü Suriye çok önemli. Niye Mustafa Kemal ve Suriye dedik? Uzun zamandan beri kafamın içerisinde bu konu vardı. Ancak kaynakları yitirmiştik. Kaynaklara geçtiğimiz günlerde ulaştım. Çok önemli kaynaklardır bunlar. Şimdi Mustafa Kemal ve Suriye ilişkileri anlatacağım. Bir kere şunu peşinen bilmemiz gerekir. Suriye'nin Mustafa Kemal'in hayatında çok önemli yeri vardır. Niye önemli yeri vardır? Askeri akademiden sonra doğrudan dolayı ilk görev aldığı yer Suriye'dir Mustafa Kemal'in. Ve zaten kendisi de bunu zaman zaman ifade eder. Suriye'yi, o bölgeyi çok iyi bilmektedir. Aşiret aşiret oymak oymak tanımaktadır Gazi Paşa. Ve çok Gazi Paşa'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi Müslüman ülkelerin Osmanlı'dan sonra kurulan, tesis edilen, kurdurulan ülkelerin içerisindeki Müslüman ülkelerin özellikle hepsinin bağımsız olmasını istemektedir. Yani bir takım sömürgelerle, hegemonyalarla değil, bağımsız devlet haline gelmelerini, üstelik demokratik bağımsız devlet olmalarını istemektedir. Zaten kendisinin söylediği, bizim savaşımız sadece Anadolu Türklüğü'nün savaşı değildir. Bizim savaşımız mazlum milletlerin savaşıdır ifadesinin arkasında yatan gerçek de budur. Evet, şimdi size anlatacağım olayları da, tarihi kanıtları da vereceğim ben size. Dediğim gibi İslam ülkelerinin tamamını bağımsız devlet olmalarını istemektedir. Burada Irak Başbakanı, Suriye Başbakanı Cemil Nardam'la yaptığı konuşmaları aktaracağım. Elimdeki kaynaklardan aktaracağım size. Şimdi bu konuşmada dikkat etmeniz gereken çok önemli, en önemli konu şu. Mustafa Kemal Cemil Nardam'a Suriye ile ilgili konuşurken şu ya da bu demez, doğrudan doğruya Suriye milleti der. İşte Mustafa Kemal'in özelliği buradadır. Yani Suriye'deki Kürtler, Araplar, Türkler, Ezidler, Yezidler, Ermeniler bilmem neler demez. Suriye milleti diye hitap eder. Çünkü millet olamayan toplumların bağımsız müstakil devlet olmaları mümkün değildir. Şimdi bugün dikkat ediyorsunuz, daha önceki programlarda size anlatmıştım. Emperyalistleri yapmak istediği şey tektir. Ülkeleri bölerek, parçalayarak, küçülterek yutmaktır. Kolay güdümleyebilmektir. Kolay emir komut altına alabilmektir. Ki emperyalizmin son 20 yıldan beri yaptıklarına bakıyorsunuz. Bunu somut olarak yaşamaktayız. Nedir mesela? İşte bugün Irak'ta neydi belirsiz? 3 devlet kurulmuştur. Suriye'de 4 devlet kurmanın peşindedirler. İşte Aleviler, Sünniler falan filan diye daha önce anlatmıştım. Bu Batı'nın çizdiği formülasyonda, yol haritasında Osmanlıcılık galebe getirilerek mezheplere etnik kökenleri yönettiği bir idare biçimi öngörmüşlerdi ve maalesef bugün oraya doğru gidiyorlar. Ama şunu peşinen de belirtmek isterim, Amerika maalesef bu savaşta yenilmiştir. Şimdi Suriye ortadadır, Irak ortadadır, İran üzerinde bir takım çalışmaları vardır. Bunları bilahare anlatacağız sizlere. Evet, gelelim Mustafa Kemal ve Suriye meselesine. Şimdi Dışişleri Bakanı Tevfik Şükrü Aras, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Suriye Başbakanı Cemil Bardam'ın Türkiye gezisinde ona eşlik eden Emir Şekip Aslan'ın küçük kardeşi, İstanbul Edebiyat Fakültesi mezunu Emir Adil Aslan da yanına alarak akşam yemeğine oturuyorlar. Atatürk'ün yanında dil bilgini Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, dil tarih coğrafya derken şunu hemen tekrar hatırlatayım. Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin önüne ilk defa dünyada dil kelimesini koyan Mustafa Kemal Paşa Hazreti Atatürk'tür. Arapça dersleri veren, Atatürk'le sabaha kadar sohbetlerde bulunan, Türkçenin Arapçanın boyunduruğundan kullanılmasının için en çok mücadele verenlerden Naim Hazım Ülkü Onat da vardır yanlarında. Mustafa Kemal, Hazım Ülkü Onat, Mardam'a hoş geldiniz konuşmasını yapar. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür eder. Atatürk aynen şöyle der Mardam: sizin namınız, saygınlığınız, gücünüz, etkiniz Türkiye'de olduğu kadar bütün doğuda da egemendir. Bağımsızlık savaşımlarında Suriye Türkiye'yi örnek olarak almıştır. Dikkat edin. İki ülke arasında kurulmuş olan güçlü dostluğu, geçici anlaşmazlıkları tamamen ortadan kaldıracağına eminim. Evet. Şimdi bu konuşmadan bazı ara başlıklar açıyorum ben size. Mustafa Kemal'in bilinen meşhur sözlerinden bir tanesi vardır. İslam alemi, Suriye milleti ve devleti tamamıyla ve kesinlikle bağımsız olmalıdır.
Suriye milleti. Biraz önce size açmıştım Suriye milletinden kastını ne olduğunu. Yani etnojeniz politikalarıyla bölme parçalama değil. Madem ki orada cetvelle bir hudut çizilmiştir, ayrı bir ülke yaratılmıştır, o zaman o ülkeye demokratik bir şekilde bağımsız olabilmesi için mutlak surette ulus olmak zorundadır, milletleşmek zorundadır. İşte Mustafa Kemal budur, farklılığı budur. Yine bir ara başlık açalım. Bakın ne diyor, çok önemli bu. Bir gün Türkiye ve Suriye birbirini anlayacaklardır. Bir gün uğursuz hareketler ortadan kalkacaktır. Hatay'ı, bakın çok önemlidir, biraz sonra açacak bunu, açacağız. Hatay'ı biz Suriyelilerle kolay anlaşırız diye bıraktım. Ondan sonra karşılaştığımız vaziyetlere biz ve Suriyeliler tanık olduk. Bakın çok önemli. Ne diyor? Suriyelilerle kolay anlaşırız diye bıraktım diyor. Tabii uluslararası diplomatide, pazarlıklarda, yeri devlet kurumlarıyla kolay değil. Öyle birilerine dedi, Mustafa Kemal Hatay'ı niye bıraktı? Yok öyle. Öyle konuş katmak yok. Şimdi bakın. Mustafa Kemal'in Mardam'a söylediği sözlerden bir tanesi. Çok enteresandır. Ne diyor? Excellence, yarın Suriye'ye Şam'a dönerlerse lütfen benim bütün Suriyelilere ve bütün dostlarımıza selamımı söylesinler ve açık olarak desinler ki ben ve hükümetin sizin tam bağımsızlığınızı istiyoruz. Evet. Karşılığında ne diyor Mardam? Biz dostuz. Ve anlaşmamız için vasıtalara ihtiyacımız yoktur. Türkiye'nin büyük önderinin namı ve prestiji ve otoritesi Türkiye'de olduğu kadar bütün doğuda tanınmaktadır. Evet. Şimdi Mustafa Kemal Suriye nasıl bağımsız olmalıdır? Hangi metotlarla bağımsız olmalıdır? Bunun sohbetinde bunu anlatıyor. Bakın ne diyor? Suriye daha birçok sorunlarımız vardır. Fakat ve maalesef bunları ortaya konması için kuvvet daha. Emperyalizme karşı diyor sorunlarımız vardır diyor Mustafa Kemal. Ama diyor bunları halledilmemize mutlak surette kuvvete ihtiyacımız vardır. Biz kuvvet yapabiliriz. Bakın çok önemli. Türkiye kuvvetini kurmuştur. Suriye'de mükemmelen kuvvet yapabilir. Fakat Suriyelilerin ellerini kollarını bağlamışlar. Çözünüz onları. Kopartınız o bağları. Biz Türkler sizi seven dostlarınızız. Tabii bu sorunları diplomatik kanalda izleyeceğiz. Fakat korkmayınız, onlar bize üstün gelemezler. Dikkat edin. Onlar dedikleri Fransızlar. Çünkü o dönemde Suriye Fransız işgali altında, Irak İngiliz işgali altında. Ama korkmayınız diyor, onlar bize üstün gelemezler. Hatay meselesini anlatıyorum Mardam'a. Hatay nedir? Küçük bir şey. Ben onu bize verin demiyorum. Bu sorun benim için namus meselesidir. Biz orayı savaş ile kaybetmedik. Bize verin demiyorum. Bizim toprağa ihtiyacımız yoktur. Bakın çok önemli. Mesele benim için bir namus meselesidir. Arazimiz o kadar geniştir ki 17 milyon değil 50 milyon nüfusu bile barındırabilir. Misakimden bu Türkiye'den bahsediyor. Ve barındıracaktır da. Bu sorunu çözeceğiz. Açık söylüyorum, eğer ekselans yarın Suriye'ye ve Şam'a dönerlerse lütfen benim bütün Suriyelilerle ve bütün dostlarımıza selamımı söylesinler. Ve açık olarak desinler ki ben ve hükümetim sizin tam bağımsızlığınızı istiyoruz. Eğer Fransızlar mani olurlarsa Fransızlara da söyleyecek sözlerimiz vardır. Ona da kefilim. Dikkat edin. Biz gücümüzü kurduk. Siz de gücünüzü kurun diyor. Kurmalısınız da diyor. Aksi takdirde böyle başarıya ulaşamazsınız diyor. Fransa'ya atamazsınız diyor. Devam ediyor Gazi Paşa Hazretleri. Suriyelilerin ordusu yoktur. Fakat bizim ordumuz yeterli. Dikkat ediniz. Söz veriyorum. İcap ederse girelim ve sonra yine çıkalım. Dilerim ki buna mecbur kalmayalım. Kesinlikle bırakamam. Suriye'yi terk etmek istemiyorlar. Fakat elbet terk edeceklerdir. Bir kere tutununuz. Mutlaka ordu yapınız. Korkmayınız. Hiçbir şey yapamazlar. Kuvvet kullanmaz iseniz her şeyi yaparlar. Bundan emin olunuz. Ben Hatay'ı toprak olarak istemiyorum. Bu benim namus meselesidir. Dünyanın binbir meselesini bırakarak böyle ufak topraklarla uğraşamam. Bakın.
Uğraşmak isteseydim, bakın burası çok önemli. Türklerle meskun büyük ülkeler vardır. Fakat ben böyle şeylerle uğraşmam. Hatay'ı verseler de almam. İhtiyacımız da yoktur. Bize dost gibi görünüp de bizi birbirimize düşürmek için vaziyetlerden istifade etmek isteyenler aldanıyorlar. Diyor ki, Hatay benim için bir onur meselesiydi. Ben zaten Hatay'ı Suriyelilerle gayet kolay anlaşabiliriz diye verdim. Çünkü 600 küsur yıl geçmiş bir mazimiz var, bir din birliğimiz var, din kardeşimiz var vesaire. Benim Suriyelilere olan dostluğumu, Hatay meselesini ve Suriyelilerin mutlaka bağımsız olmaları gerektiğini gerek hariciye, yani dışişleri ve gerekse erkan-ı harbiye reisiyle de size söyletmiş bulunuyorum. Dost olduğumuz için samimi ve açık konuştum. Bu sohbet üzerine Suriye Başbakanı Mardam ne diyor? Atatürk'e teşekkür ediyor. Cumhurbaşkanının kalpten gelen sözlerine pek minnettar. Paris'ten iyi neticelerle dönüyorum. Büyük bir samimiyet ve açıklıkla anlattıkları hakikatler. Tabii burası diplomatik konuşmalar. Ne diyecek Fransızlar? Şöyle yaptık, böyle yaptık mı diyecek? İyi niyetliler diyecek. Zaten emperyalistler her zaman iyi niyetlidir. Hiç kötü niyetli olmazlar, muhafazan Allah. Hep iyi niyetlidirler. Affedersiniz amiyane, karıncayı becerirler ama belli incitmezler. O kadar iyi niyetlidirler. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Paris'te bizi anlamaya başlamıştı diyor Cemil Mardam. Biz dostuz ve anlaşmamız için vasıtalara da ihtiyacımız yoktur. Türkiye'nin büyük önderinin namı ve prestijik otoritesi Türkiye'de olduğu kadar bütün doğuda da tanınmaktadır. Bu çok diplomatik bir konuşma. Mustafa Kemal diyor ki ordu kurun. Eğer ordu kurmazsanız, savaşmazsanız bunlar bildiklerini okurlar ve dönmezler. Ve sizi sömürmeye devam ederler diyor. Ordu kurun. Mücadeleye başlayın. Eğer yetersiz kalırsanız ben ordularımda gelir, Fransız'ı de kadar çıkar. Bu kadar açık ve net. Evet, Mardam devam ediyor. Aramızdaki geçici anlaşmazlıklar bir gün ortadan kalkacaktır. Bu geceyi hayatımın en yüksek hatırası olarak muhafaza edeceğim. Atatürk'e uzun ömürler ve Türkiye'ye refah ve ikbal dilerim. Evet, bu sohbette Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin son sözü şudur. Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin samimi dostudur. Biz Suriye'nin tam ve kesin bağımsızlığını, dirliğini ve mutluluğunu isteriz. Dönüşünüzde Suriyelilere bunu lütfen bir muhabbet eseri olarak götürünüz. Şimdi bir, yurtta sur, cihanda sur mantığı devam ediyor. İki, evvel emirle komşularla birlik ve dirlik düşüncesi devam ediyor, harekatı devam ediyor. Üç, komşularının selamete ermesi, bir ulus devlet olarak bağımsız olması ve onlarla yapılan anlaşma aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin de bekasıdır. Merak edenler için kaynak. Bilal Şimşir, Atatürk'ün yabancı devlet adımında görüşmeleri, 7 belge yayınları. Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi. Dışişleri Bakanlığı Arşivleri Hususi Kalem 1937 ve Başkent Üniversitesi Kültür Yarını Bütün Dünya Dergisi 1 Aralık 2017 sayılı baskısı. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, zahmet ettiğiniz için sağlıcakla kalın. Esen kalın.